İyi akşamlar arkadaşlar. 29 Aralık akşamından hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Güzel, öğretici bir soruyu beraber analiz edeceğiz. Burada bir iki tane nokta var. Öncelikle arkadaşlar, bu dersi ilk defa öğreniyormuş gibi, karşımda öğrenciler varmış gibi davranıyoruz. Videonun çekiminde yardımcı olan arkadaşımız Samet'e de teşekkür ediyorum. Şimdi sanki karşımda öğrenci olmadığına göre şimdi Samet'e konuşuyormuşum gibi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Denklem mantığında x üzeri kaç? 4. Biz buna matematikte 4. dereceden diyoruz. 4. dereceden. Dereceyle mertebeyi biz halk arasında kullanırken aynı kullanıyoruz ama üniversiteye türev de işin içine girdiği zaman dereceyle mertebeyi artık birbirinden ayırıyoruz. Birinci türev varsa birinci mertebe diyoruz. İkinci türev varsa ikinci mertebeden denklem diyoruz. Burada dördüncü türev olmadığı için dördüncü dereceden, en büyük terimin kuvveti dördüncü dereceden. Değişken dördüncü dereceden değişiyor. Dolayısıyla kaçıncı derecedense o kadar kökü vardır. Bunun x yerine öyle sayılar koyacağız ki bu 4 tane değişik x değeri bu denklemi sıfırlayacak. Ama mesela x kare eşittir ne diyelim 0. X kare eşittir 0. Bunun çözüm kümesi x eşittir 0'dır. X yerine 0 koyarsan karesi yine 0'dır. He hocam, ikinci dereceden niye bir tane kökü var? Aslında x1 eşittir 0, x2 de eşittir 0'dır. Bu tip ifadeleri de, aynı kökü barındıran ifadeleri de çakışık köklü. Yine iki tane kökü var. Birinci kökü 0, ikinci kökü de 0 diyoruz. Şimdi yukarıdaki ifadeye geçelim. Hemen bu dersi ilk defa öğrenen arkadaşlara izah ettiğimiz gibi anlatalım. Şimdi bizim bildiğimiz bir mevzu vardı. Neydi bu? X kare eksi y kare ifadesi. Biz buna Samet matematikte 2 kare farkı diyoruz. Mesela 5'in karesinden 3'ün karesini çıkartmak gibi. 2 kare farkı. Bu özdeşlikte 2 kare farkı varsa x eksi y ile x artı y ifadesinin çarpımıdır. 2 kare farkının özdeşlik eşidi. Genelde ifade x artı y sonra x eksi fark etmez. Çarpmada bundan değişim gösterip komite ediyorlar. X eksi y ile x artı y'nin çarpımı 2 kare farkına eşittir. Şimdi öncelikle birinci adımda yukarıda bunu uyarlayacağız. Önce kareli bir ifade. O zaman x karenin karesi. Bu şekilde yazdım. X karenin karesi dördüncü kuvveti oldu. Eksi 9 da neyin karesi? 3'ün karesinin karesi. 3'ün karesi 9 değil mi? Yani bu ifadeyi buna dönüştürdüm. Eşittir 0. O zaman 2 karenin fark, birinci terim x kare. O zaman bu ifade x üzeri 4 eksi 9 ifadesi neyi eşitmiş? X kare eksi ikinci terim, bak birinci terimim x kare, ikinci terimim bunu tabii yanlış yazıyoruz, bu şekilde değil, biraz özür, şu şekilde, buraya öyle, Samet uyarmıyorsun, 81 gibi yapmışız işlemi, 3'ün karesi şeklinde yazıyoruz, ikinci terim 3. O zaman aynısını, farkını yazdık, şimdi ikisinin toplamını yazıyoruz. X kare artı 3 oldu. Eşittir 0. Şimdi bu birinci ifadeyi yazdık. Ama şurada kullandıklarımızı, şu iki ifadeyi de, yine şu iki ifadeyi de, her birini bu kare fark özdeşliği tekrar kullanacağız. Buraya da bir daha uyarlıyoruz. Peki, birinci terimde x kare aynen kalsın. Burayı x kare olarak. Bu 3'ü de neyin kare şeklinde yazabilirim? Mesela kök 3'ün kare şeklinde yazarım. O zaman ilk terimim oldu. Burası tamam oldu. İkinci terim yine x kare 3'ü de artı kök 3'ün kare şeklinde yazabilirim.
Ne oldu? Kare, kare kökü kaldırır. 3 kalır. 3 zaten burada. Eşittir 0. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi aslında soruyu çözerken siz çok seri bir şekilde çözebilirsiniz ama ilk defa öğrenecek arkadaşlara biraz üst düzeyden girmiş olduk. Yani dördüncü mertebeden başlayarak girmiş olduk. Şu iki ifadeyi gör. Bir çarpımın sıfır olması için Samet, çarpımlardan en az birinin sıfır olması lazım. Bu nasıl sıfır olabilir? Ya bu sıfırdır ya da bu sıfıra eşittir. Veya ikisi beraber sıfırdır. Bir çarpımın sonucu sıfır çıkmış. Şimdi yukarıyı ben kendime yer açmak üzere temizliyorum. Şurayı temizliyorum. Ne yapıyoruz? Öncelikle burayı sıfıra eşitlersek, bunu çekiyorum. Birinci ifade bu, ikinci ifade bu. Birinci ifademi çekiyorum. Nedir birinci ifadem? Şuydu. X kare eksi kök 3'ün karesi. Bu yine Samet diyor ki hocam bu kare farkı. İki karenin farkı. İki karenin farkıysa nedir? X eksi kök 3 ile X artı kök 3'ün çarpımından başka bir şey değildir. Kare farkı. X kare eksi Y kare. X eksi Y, X artı Y. Bunu sıfırlamam için ne yapmam lazım? Bu ifade sıfır ise bunlardan birini sıfıra eşitlerim. Daha sonra diğerini sıfırına eşitliyorum. Bakalım. X eksi kök 3 eşittir sıfır ise X Samet eksi kök 3 karşıya ne olarak geçer? Eşitliğin öbür tarafına? Artı kök 3 geçer. Demek ki birinci köküm X1 değeri bu denklemi sıfırlayan X değerini buldum. X yerine kök 3 koyarsan bu ifade sıfıra eşittir. Kök 3'ün karesi 3, 3'ün karesi 9, 9 eksi 9 0. Kontrolünü yaptım. Diğer ifadeye bakalım. Şimdi bunu sıfıra eşitlersem X artı kök 3 eşittir 0 dersem. Artı kök 3 eşitliğin diğer tarafa ne olarak geçiyoruz Samet? Eksi kök 3. Demek ki birinci kök artı kök 3. İstersek önüne artı koyarız. İkinci kök neymiş Samet? Eksi kök 3. İki tane kökü bulduk. Şuraya not alayım ben. X1 eşittir kök 3. X2 eşittir eksi kök 3. Şimdi bunlar kolay olan kısımlar. Gelelim şu kısma. Şu neye eşittir? Kendime yine yer açmak üzere buraları kaldırıyorum artık. Peki. Şu ifade şimdi sıfır eşitse bunu analiz yapalım. X kare artı. Hatta kök 3'ün karesi zaten 3'tü. Biz bunu kare farkı olarak da yazmaya da biliriz ama yazacağım. Peki öyle kalsın. Kök 3'ün karesi. Ben kare farkı gibi düşünmek istiyorum. Bunu kare farkı gibi düşünmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Bu ifadeyi güzel yazalım. Şu 2'yi güzel yazmamışım. Onu silelim. Bu ifadeyi nasıl yazabilirim? Şimdi bu artık reel bir kök yok. O yüzden biz şimdi ilkokul çocuklarına, ilkokul ikinci sınıfta bir çocuğa şöyle bir soru sorarsanız. Mesela 3'ten 2 çıktı, sana 1 kaldı der. 5'ten 3 çıktı, sana 2 kaldı der. Ama şöyle bir şey sorun. 3'ten 5 çıkarsa, hayır 3'ten 5 çıkmaz der. Çünkü onun bilgi seviyesi oraya kadardır. Hatta sen çıkar diye inat edersen o da sana der ki sen bizim öğretmenden daha iyi biliyorsun der. Kesinlikle 3'ten 5 çıkmaz. Çünkü o çocuğun kapasitesi, beyin mantığı nedir? Bir küçük sayıdan büyük sayı çıkmaz. Dolayısıyla negatif sayıları henüz algılayacak seviyede değildir. Şimdi 10. sınıfa gelmiş bir öğrencinin de ilk etapta karmaşık sayıları anlamayacaklar. Mesela şöyle bir şey sorsam 9 karekök dışına ne olarak çıkar diye Samet diyecek ki 3 olarak çıkar. 25 kök dışına ne olarak çıkar diye sorsam Samet diyecek 5 çıkar. Böyle devam eder. Ama negatif bir ifadeyi verirsem mesela
eksi 1 kök dışına ne olarak çıkar dersem, Samet diyecek ki ortaokul seviyesinde, lise 1 seviyesinde öğrenci negatif sayı kökten çıkmazlar. Halbuki bizim ilk mantığımız neydi? Denklemin derecesi kadar kökü bulmamız lazımdı. Dolayısıyla bunun için şöyle bir icat yapmışız arkadaşlar. Bu eksi 1 ifadesini eksi 1 çarpı 1'in karekökü şeklinde düşünüyorsun. Bunu böyle düşünmek zorunda değilsin ama ben öyle bir izah yaptım. Sonra karekökü dağıttığında eksi 1 kök ifadesi çarpı kök 1. Şimdi kök eksi 1'e biz matematikte i demişiz. Kompleks sayı. Size i nedir diye sorulursa i'yi karekök içerisinde eksi 1 ifadesine i demişiz. Dolayısıyla eksi 1, eksi 1 dışarıya i olarak çıkar. Artı 1, 1 i gibi düşün. 1 dışarı 1 olarak çıktığında 1 i. Yine aynı mantığı nereye, şurayı silelim artık. Şurayı şöyle kaldıralım. Burayı komple sileyim, tamam. Mesela bu sefer şöyle bir ifade soralım. Eksi 25 kök dışına ne olarak çıkar? Eksi 1'ini i olarak çıkarttığımda i, kök içinde kalan 25'te 5 olarak çıkar. İ çarpı 5 demeyiz, biz buna 5 i deriz. Dolayısıyla yukarıdaki ifadeyi iki tane kökün reel, iki tane kökümüz reel, artı kök 3, eksi kök 3. Köklü ifadeler her ne kadar reel sayılar olsa da rasyonel değildir. Yani irrasyoneldir ama sonuçta reel sayıdır. Bu tarafa geçtiğimizde bu kez şöyle bir ifademiz karşımıza çıkacak. Yan tarafı da kendimi açayım şurayı kullanmak için. Yine kare farkı gibi düşünürsek bunu. Peki hocam, kare farkı biz bunu nasıl düşünürüz? Şu şekilde düşün. Burayı eksi yaparsın. X kare eksi eksi kök 3'ün eksi kök 3'ün şu eksi kök 3'ü de istemiyorum. Karşıya atacağım. Bir dakika. Karşıya atacağım. Şimdi burayı şöyle düşünün. Bu bunu kaldırsın. Karesini ilk ifadeye dönelim. X kare artı 3 eşittir 0 ifadesi. Samet bak, bu artı 3 karşıya ne olarak geçecek? Eksi. Bir şeyin karesi eksi sayı. Öyle bir reel sayı yok. Dolayısıyla her iki tarafın karekökünü alırsanız, her iki tarafın kök içini alırsanız, evet, bu 2 ile kök sadeleşecek. X eşittir kalacak. Burada ne kaldı? Eksi kökü 3. Peki eksi kök 3 ne olarak çıkar? Hocam, 3 kök 3 i olarak çıkar. Çünkü bu, parçalarsan sen bunu, eksi 1, eksi 1 çarpı 3 ifadesidir. Bunu da kök operatörü iki parçaya, yani tek kökü iki kök çarpımı olarak yazabiliyoruz. Eksi 1 çarpı kök 3 şeklinde. Eksi 1'in i'ye eşit olduğunu biliyordum. O i olarak çıkar. Kök 3 ise çıkamaz. Ama burada biz aslında bu işlemi yaparken burayı mutlak değer x olarak da alabilirdik. Aynı şekilde bu x 3 köküm benim, 3. kök ifade. Bunun bir de negatiflisi vardır. Yani 4. ifadede arkadaşlar eksi kök 3 i'dir. Zaten biz buna kök dışına çıktığı zaman artı eksi. Veya Samet şöyle yapalım arkadaşlar, bir hatırlatalım. Samet 25 kök dışına ne olarak çıkıyordu Samet? 5. Ama ona 5 demiyoruz artık. Sen artık bir tık daha ne diyoruz? Artı eksi 5. Eksi 5 de çıkıyor oradan. Nasıl çıkıyor? 25'i ben 5 kere 5 25 diye düşünüyorsun değil mi sen buna 5 derken? 5 çarpı kök 5 şeklinde düşünüyorsun. Veya öncelikle tek kökte de yazabilirdik biz bunu. 5 çarpı 5. Ama 5 kere 5'in 25 ettiği gibi başka bir şeyin de çarpımı 25 oluyor. Onu söylemek istiyoruz. Başka bir ifade ne? Eğer 25'i şöyle düşünürsek. Eksi 5
çarpı eksi 5 olursa ne olur Samet bu? Yine eksiyle eksinin çarpımı nedir? Artıdır. Aslında bu ifadeyi de bir düzenleme şuraya ne? Eksi 5'in, eksi 5'in 2 kere çarpımı değil mi bu? Karesinin karekökü. Dolayısıyla bu kare operatörü kökü kaldır, bu sefer eksi 5 çıkar. Dolayısıyla biz bunlara hep ne diyoruz? Artı 5 de olarak da çıkar, eksi 5. Yine bunu sana soralım bakalım. 9 ifadesi kök dışına ne çıkar Samet? Neyin karesi 9'dur? Neyin kendisiyle çarpımı 9'dur? 3'ün. Ama aynı şekilde artı eksi. Eksi 3'ün de eksi 3'te çarpımı 9'dur. Tamam mı? Çift kök. Aynı mantığı buraya uyarlayalım. Şurayı hani buradaki hocam nasıl yaptı? Şimdi 3i, kök 3 yerden mi gelir? Zaten bunu ayırmıştık şu. İ dışarı çıktı. Nasıl i olarak çıktı? Artı eksi i olarak dışarı çıktı. Dolayısıyla birinci kökü düzenlemesi biraz karışık oldu tahta. Şöyle yapalım. Buraları komple kaldırayım. İsterseniz deneyebilirsiniz. Birinci köküm kök 3. İkinci köküm eksi kök 3. Üçüncü köküm kök 3i. Dördüncü köküm eksi kök 3i. Dört tane kökü de buldum. Biz burada dört tane kökü de bulduk. Tek tek yerine koyarsanız bu denklemin hepsi sıfırladığını görürüz. Burada size göstermek istediğim bir ifade daha var. Üslü sayılarda işlem yaparken hataya düşmeyin diye bir ifade daha göstererek videoyu kapatmak istiyoruz. Şurayı kaldıralım. Ben o ifadeyi şöyle kenara aldım. Şimdi i sayısı neydi bu? Kök içerisinde eksi 1'di. Bunu bir şöyle yapalım. Tamam. 4 tane ifademiz var. 4'ünü ayrı yazacağım yine. İ neydi? Kök içerisinde eksi 1'di. İ kare nedir? Kök eksi 1'in kendisiyle bir kere daha çarpımıdır değil mi? Bakalım eksi 1 çarpı kök eksi 1. Doğru mu? Karesi. Çarpım olduğu için tek bir tane kare kök operatörü altın ikisini tek bir operatör şeklinde gösteriyor. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı. Doğru mu Samet? Eksi 1 ile eksi 1'i çarparsam artı yapar. Artı bir kökün dışına 1 olarak çıkar. O zaman benim i kare ifadem neye eşitmiş? 1'e. Peki i küp nedir? İ'nin kübü. Bunu da i'nin karesi çarpı i şeklinde yazalım. Her i kare bana neyi veriyordu? Özür dilerim, düzeltiyorum. Benim kastettiğim, söylemek istediğim burada. Güzel. Benim söylemek istediğim tam burada. Az önce biz ne yaptık Samet? Ne yaptık? İ ile i'yi çarptıktan sonra kök dışına taşıdık. Doğru mu? Şimdi buradaki sıkıntı şu. Biz karekök operatörünü, şu karekök operatörünü şöyle gösteriyoruz. Veya Samet diyelim ki kök 5 ifadesi kullanacak. Bunu karekök olduğu için burada 2 var. 5 üzeri 1 bölü 2 şeklinde ifade ediyoruz. Sana birisi 7 üzeri 1 bölü 2 aşağıdakilerden hangisinin eşittir diye sorarsa sen diyorsun ki karekök 7'ye. Veyahut da atıyorum ne olsun 11 yapalım hadi. 11 üzeri 1 bölü 3 dedi bu kez. O zaman sen diyorsun ki kök 11 karesi olsaydı karekök demek ki küp kök. Bölüm olanı kökün önüne koydum. Şimdi buradaki ifadeye dönelim. Üslü sayılarda da aynı hatayı düşmeyelim diye. Şimdi şu i kareyi bu tarafa alayım. Buradan daha güzel kullanıyorum tahtayı. İ kareyi al bana. İ'nin karesi neydi bu?
kök eksi 1'in kök eksi 1'in tek kare kök yaptık değil mi? Burası karesinin kare kök. Karesinin kare kök. Şimdi karesinin güzel yazmak istiyorum. Daha güzel. Daha büyük. Daha büyük. Bu önemli bir nokta. Öğrenciler devamlı bu tür şey. Şimdi kare kökü büyük yapacaktık değil mi? Kök eksi 1'in karesinin şöyle yap. Şimdi mevzumuz ne? Bu kare kök, bak karesi kendisiyle çarpımı burada. Tek operatör burada. Ben önce eğer bu içeriği yaparsam bir eksi 1'in karesini, yani eksi 1'i eksi 1 ile çarparsam, sonra kökten çıkarırsam sonuç 1 çıkıyor ve yanlış oluyor. İzah etmek istediğim bu benim. Peki nasıl yapacağız? Şunu, karekök operatörü değil mi bu? Önünde 2 vardı. Bunu biz nasıl ifade ediyorduk? Şurayı bu kadar uzatmaya girip eşittir. Eksi 1'in karesinin, bunu da şimdi getirdik buraya. 1 bölü 2. kuvvet. Şimdi Samet, işlemi yukarıdan aşağı doğru mu geleceğim, aşağıdan yukarıya doğru mu götüreceğim? Eğer aşağıdan yukarı gidersem üslü ifadede, eksi 1'in karesi artı 1 yapar. Artı 1'i de kök dışına çıkarırsam yine 1 yapar. Ama önce üstteki şu iki işlemi yaparsam, şu iki işlemi. Nedir bu? Mesela ne diyoruz? X üzeri A üzeri B şeklinde yazarsam, bu ikisinin çarpımıdır bu. Bu ifade ne eşittir? X üzeri A çarpı B'dir. Dolayısıyla bunu orada yerine koyduğumda arkadaşlar, nedir? Eksi 1 üzeri karesi 2 çarpı 1 bölü 2. Şimdi ikiler sadeleşir. 2 2'ye bölünür 1 olur. 1 bölü 1 yine 1 olur. Dolayısıyla bu eksi 1 üzeri 1 olur. Neydi bizim bu ifademiz? İ kareydi. İ kare burada gösterildiği gibi artı 1'e değil, neye eşitmiş İ kare? Eksi 1'e. Öğrenciler ilk öğrenirken hocam öyle şey olur mu diye sık sık itiraz ediyorlar. O mesele de buradan, işlem önceliğinden geliyor. Önce kuvvetleri halledin. Daha sonra sayının kalan kuvvetini alın. Önce burayı halledersen burada hatalı işlem yapmış oluyoruz. Beklediğimden uzun ve zor oldu. Karmaşık sayılara girişte birçok öğrenci arkadaşa lazım olacak ifade. Benim şimdi söylemek istediğim bu kadar. Samet, teşekkür ediyorum. Kapatabilirsin.